Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de görmüş olduğunuz gibi kodlu tırımızla beraber yolculuklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu save hazırlayan Kıvanç'a çok teşekkür ederim. Bu save aslında bizim bir önceki Tayfa Team'le çekmiş olduğum save ile birlikte geliyor arkadaşlar. Fakat bu tırı size gösterme gibi bir şansım olmamıştı. Şu anda gösterebiliyorum. O save'e nasıl ulaşabileceksiniz birazdan onlardan da bahsedeceğim. Fakat onun öncesinde dediğim gibi save'in içerisinde iki tane tır olduğu için bu tıra nasıl ulaşabileceğinizi ve tabii ki de diğer tıra nasıl geçebileceğinizi göstermek istiyorum. Menüye geliyorsunuz. Menüye geldikten sonra kaydet ve yükle diyorsunuz. Oyun yükle diyorsunuz. Daha sonrasında da burada gördüğünüz gibi hem Scania'mız hem de Volvo'muz mevcut arkadaşlar. Volvo ile oynamak isterseniz buradan Volvo'yu seçip yükle dersiniz. Oynarsınız. Eğer Scania ile oynamak istiyorsanız da Scania'yı seçip yükle deyip oynarsınız. Scania ile zaten bir önceki videomuzda oynamıştık. O yüzden bu videoda Volvo ile oynayacağız. Bir kez daha Kıvanç'a çok teşekkür ederim. Save'in indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Save'i kendi Discord linkimden sizlere ulaştıracağım. Benim Discord linkime gelip lobi kısmında ünlem kayıt yazarsanız i ile beraber save paylaşım bölümünden save'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu olayı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bir kez daha Kıvanç'a teşekkür ediyorum. Gayet de güzel bir save olmuş. Şimdi bu videoda aslında son durumlardan falan bahsedeceğim. Nelerin olduğuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Şimdi bildiğiniz gibi Duisburg Alliance'a ara verdim demiştim. Fakat şöyle bir karar aldım kendi kafamda. Ekiple beraber çektiğimiz videoların genelinde Duisburg Alliance'a girmeyeceğiz arkadaşlar. Ben kendi başıma çektiğim videolarda genellikle Duisburg Alliance yollarında gideceğim. Bu şekilde sizlere de sıkıcı olmayan görüntüler sunacağım. Açıkçası benim düşüncem böyle oldu yani. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ekiple beraber çektiğimiz videolarda daha çok böyle görsel anlamda keyif veren yollar seçeceğim. Bu şekilde o yollarda yolculuk yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Tek başıma oynarken de bomboş yollarda sürmek yerine Duisburg Alliance yollarında beraber hani keyif almak için daha güzel olduğunu düşündüm ben böyle bir seçimin. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Onun dışında şu olayı bayağı bir soruyorsunuz işte her gün başında işte akşama doğru böyle soruyorsunuz abi işte yeni video ne zaman falan diye. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben eskiden hafta içi her gün video yükleyen bir YouTube kanalıydım. Artık bu olayı kaldırdım çünkü gerçekten arkadaşlar üst üste geliyor her şey. Ekstradan tabii ki de her video için bir save hazırlanıyor ve tabii ki de bunların videosu çekilip editlenip YouTube'a yükleniyor. Ayrıca de etiketleri falan giriliyor yani. Duyurular bir şeyler yapılıyor. Zorladığı için artık arkadaşlar hani mesela şimdi pazartesi günü video yükledim ya, salı günü video yüklemeyeceğim, çarşamba günü yükleyeceğim. Çarşamba günü video yükledim, perşembe günü yüklemeyip cuma günü yükleyeceğim. Bu şekilde bir video düzeni oluşturdum kendime. Böylece haftada 3 tane yaklaşık, aynen 3 tane oluyor. Video göreceksiniz kanalımızda. Ayrıca da hafta sonları canlı yayın yapma gibi lüksler olacak sizler için. Gayet keyif alacağınızı düşünüyorum bu yapacağımız olaydan. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Oho, ben şuradan geçerim arkadaşlar, kusura bakmayın. Skoda blokluyor yani. Yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi kendime böyle bir video düzeni oluşturdum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Onun dışında bahsetmek istediğim diğer olaylardan bir tanesi de şu. Bildiğiniz gibi Tayfa Team ekibimiz oluştu ve bu ekiple beraber sizlere videolar sunacağız haftanın 1 veya 2 gününde. Ekibimizle beraber videolar sunacağım sizlere. Bazen hafta sonları yayın falan açarız, bir şeyler yapacağız yani, onlarla alakalı planlarım devam ediyor. Fakat bu ekibi kurarken ben sadece ekipteki arkadaşların Tayfa Team olmasını istemiyordum. Sizlerin de Tayfa Team üyesi olmasını istiyordum. Bunun için de sizlerden istediğim şey şu. Oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girdikten sonrasında da tab kısmında gördüğünüz gibi herkesin tagları mevcut. Bende Tayfa Team yazıyor gördüğünüz gibi şekilli bir biçimde. Bu şekilli yazıyı size zaten ben hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında bırakacağım. Bunu sizler de arkadaşlar kendi Euro Truck Simulator 2 hesaplarınızda kullanın. Bu şekilde ismimizi duyuralım. Onun dışında renk kodunu falan da sizlerle paylaşırım. Hafiften koyu bir turuncuya sahip zaten. Renk kodunu da verdim miydi? Benimkiyle hemen hemen aynı olacaktır. Dediğim gibi tek istediğim şey isimlerinizin yanına Tayfa Team konması. Bu şekilde hem bizim ismimiz hem de bizi izleyen topluluk birbirini tanımış olur. Çok daha güzel şeylere ev sahipliği etmiş oluruz yani.
Bu tagın hem Truck Mafya hem de K7V gibi büyümesini istiyoruz biz de. En baştaki projemiz buydu. Umarım da o hale gelecektir. Tek isteğimiz bu aslında bu konu hakkında. Umarım sizlerin de desteğiyle iyi yerlere geleceğiz. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Bu konu hakkında aslında özel video çekebilirim. Hani tagı böyle yapmanızı istediğimle alakalı. Nasıl yapacağınıza dair bir video da yapabilirim. Kısa yaklaşık 5 dakikalık veya 2 dakikalık bir video. Daha onu düşünmedim ama eğer ki kafamda öyle bir şey kurarsam sizlere de o videoyu ulaştırırım. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra işte son zamanlarda bildiğiniz gibi bayağı bir işte intro mevzusu falan filan yaptık. İşte intro olayını hallettim. Kiminiz beğendi, kiminiz uzun olmuş dedi, işte kiminiz daha da iyi olabilirdi falan dedi. Artık bilemiyorum. Yani çok 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 hani üzerinde fazla uğraşılmış bir şey değil zaten bu. Intro değil. Videolarımızın girişinde kullanmış olduğum intro. Fazla uğraşılmış bir intro değil ama hem o arkadaki bassı müzikle uyumlu hem de az çok zaten hem ismimiz hem de genellikle odak verdiğimiz oyunun intromuzda olması daha da iyi oluyor. En başta zaten bildiğiniz gibi bizim logomuzda tilki var. Tilki ile alakalı intro template'leri falan aradım. Onunla alakalı da bir şeye ulaşamayınca sizlere böyle bir video sundum. Yani böyle bir intro sundum daha doğrusu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada oyun saatini arada merak ediyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim. Şu anda okuldan eve yeni geldim ve saat 3.30. 3.30 itibariyle hemen oyuna girdim. Ve şu anda videodayım. Yani saat 3.30'da bile bu yollar bu kadar kalabalıksa gayet iyi. Gerçekten güzel yani. Ya ben hani fazla böyle şimdi size her dakika başı böyle duyuru tarzında konuşmak istemiyorum da hani elimden geldiğince kanalın son durumları hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Zaten Discord grubumuz falan olsun bayağı bir editleniyor. Her dakika başı yeni özellikler ekliyoruz. Umarım çok daha iyi yerlere gelecek orası da. Şu anda yaklaşık 250 üye var içerisinde. Bu da açıkçası beni mutlu ediyor. Sizler de gelip destek olabilirsiniz. Discord linki nerede diye soracak olursanız da açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Discord grubumuz adı altında Discord'umuza ulaşabilirsiniz. Geldiğinizde dediğim gibi tüm odaları görmek için lobi kısmında ünlem kayıt yazıyorsunuz i ile beraber. Bu şekilde arkadaşlar Discord'umuza kayıt oluyorsunuz ve Discord'umuzdaki tüm kanalları görüntüleyebiliyorsunuz. Discord'un içerisinde işte ses kanalları olsun, duyuru kanalı olsun, sohbet kanalı olsun falan filan birçok kanal mevcut. Elimizden geldiğince güzel bir şey hazırlamaya çalıştık. Özellikle hani ben çalışmaktan çok genellikle beni seven sayan insanlar yaptı bunu. İşte Kral Panda olsun, şey olsun, neydi onun ismi, Mecit olsun. Bayağı bir yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bu arkadaşın da yaptığını gördünüz bu arada. Salan teki olduğu belli yani. Bu birazdan kaza da yaptırır millete belli. Bak bak nasıl gidiyor. Bak mala bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Ya yemin ediyorum var ya çok geri zekalı oyuncu var şu oyunda ya. Vallahi billahi. Neyse devam ediyoruz abi. Yapacağımız tek şey devam etmek. Bu arada yani şu olay benim canımı çok sıkmaya başladı abi. Çünkü her dakika başı anasını satayım. Şu Tayfa Team muhabbetini çıkarttığımızdan beri habire gelip soruyorlar. İşte Tayfa Team alımları açık mı? İşte beni de Tayfa Team'e alsana. He abicim alayım ben herkesi doldurayım Tayfa Team'e. Herkes Tayfa Team'e olsun abicim. Herkes. Hep beraber video çekelim. 150 kişi. Video çekelim mis gibi. Tabii 150 kişi salladım yani. 150 kişi de benim videomu izlemiyor da. En azından içinizden bir 30-50 kişi falan çıkar yani. Öyle buraya katılmak isteyen. Şu anda ekibimizde 10 kişi var zaten. Ve sizlerden katılırken belli şartlar, belli bilgiler istiyoruz. Bu bilgileri vermeniz dahilinde zaten katılabiliyorsunuz. Bu genellikle katılmak isteyen arkadaşlar da, şu anda katılmak isteyen arkadaşlar da bizi Discord'da takip etmeyen arkadaşlar. Ben size bunu her videoda söylüyorum. Ben Discord'da çok daha aktifim diye ama bunu anlamak istemiyorsunuz herhalde. Ya da kiminizin Discord hesabı olmuyor. Onu da anlayışla karşılıyorum ama zor bir şey değil yani. Ya Gmail hesabınızla bir hesap oluşturuyorsunuz ya da Facebook'la giriş yapabiliyorsunuz yani. Gayet basit. Hemen bir hesap oluşturup girebilirsiniz yani Discord'a. Çok zor bir şey değil. Hani programa bile Discord programını bile bilgisayarınıza indirmenizi gerekmiyor yani. Google'dan veya herhangi bir arama motorundan giriş yapabiliyorsunuz Discord'a hesabınızla beraber.
Yani sizden istediğim tek şey oraya gelmeniz yani. Gelirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Şu anda dediğim gibi 10 kişiyiz. Bu yüzden fazla bir kişi şu anda almayı düşünmüyorum. Çünkü 10 kişi bize yetiyor gayet de güzel. İlerleyen zamanlarda alımlar açılırsa bunu özellikle Discord grubumdan bilgilendiririm arkadaşlar. Discord grubumdan bilgisini veririm. Çünkü YouTube kanalından bilgisini verdiğimiz zaman hani YouTube'daki videolar sonuna kadar izlenmediği için çoğu kişinin haberi olmuyor. Ama Discord'dan takip eden adam biliyor yani. Everyone daha doğrusu Everyone diyorum. Everyone tag'ı attığımız zaman herkes görüyor yani. İşin benim için böyle de bir avantajı var tabii. Bu arada ben bu ikisini sollayabilir miyim abi acaba? Karşıdan birisi gelmezse. Dur bir çıkayım bakayım. Bir şansımızı deneyelim değil mi? Bakarsınız biri gelir de. Ulan biri kesin gelecek ha. Sıçtık beyler ben size söyleyeyim. Derse çok kalabalık. Oha! Salak herif. Arkamdan dorseme takıldı. Neyse ben geçtim. Bu arada orada yine benim suçum yoktu abi. Yani salak salak beni sollarken görüyor aslında. Dorseme kendi vuruyor yani. Ben geçtiğim halde. Neyse bunları da sollamayalım da. Çünkü buralar çok tehlikeli abi. Tam ban yemelik noktalar yani. Buraların tepesinde hep adminler geziyor manyak gibi. Dikkatli olmakta fayda var. Ya umarım hani beni de konuşma tarzımı da YouTube kanalımı da yaptığım içerikleri de beğeniyorsunuzdur. Çünkü elimden geldiğince size iyi şeyler sunmaya çalışıyorum. Yani özellikle bunu bence en büyük şeyden anlayabilirsiniz. Her videoda farklı bir save ile karşınıza çıkıyorum. Bu şekilde yani fazla fazla sizlere save ulaştırıyorum. Çok yakın bir zamanda mesela Can'ın güzel projesi var. Yaklaşık 15 tırlık size güzel DLC'siz bir save sunacak. Bunun aracılığını da ben yapacağım mesela. İşin güzel kısmı da burada başlıyor bizim için. Yani sizlere baya baya bir faydalı olmak istiyorum bu konu hakkında. Çünkü save arıyorsunuz, bulmaya çalışıyorsunuz, bir sürü çıkıyor. Tanımadığınız insanlar işte verdiğimiz o save'ler şeydi mi, neydi onun ismi, ban sebebi mi değil mi bunu bilmiyorsunuz falan. Yani sizi bunlara sokmak istemediğim için ben her şeyi kendim save ekibimiz sayesinde sizlere ulaştırıyorum yani. Onlara da tabii ki de teşekkür edebilirsiniz. Çünkü işin en büyük pay sahibi de onlar yani. O save'leri onlar yapmasa ben her videoya böyle farklı tırla çıkamam yani. Öyle söyleyeyim. Ben de az çok bu save ekibimiz olmadan önce kendim öğrenmeye çalışıyordum ama bunlar kadar çok güzel yapamıyorum abi. Sağ olsunlar. İyi iş çıkartıyorlar yani. Bir kez daha kendilerine teşekkür ederim. Bu arada ileriki taraftan artık yani yollara o kadar uzun süredir gitmiyorum ki galiba Rotterdam olması lazım. Rotterdam'a doğru döneceğiz. Bakayım şuradan. Aynen Rotterdam'a doğru döneceğiz abi. Şu sinyalimi vereyim. Çünkü biliyorsunuz Calais'e kadar komple gitmeye çalıştığımız zaman çok uzun oluyor yol. Ben de o kadar yolu size göstermek istemediğim için şuradan dönüyorum abi. Tamam mis. Bu arada Tayfa Team'le çektiğimiz videoya çok fazla güzel geri dönüş olmuş. Video çift sesli olsa bile yani yankılı olsa bile çok güzel geri dönüşler yapmışsınız. Hakikaten elinize sağlık beyler. Olay ketan elleriniz dert görmesin abi. Allah razı olsun. Ekibimiz çok güzel bir geri dönüş aldı. Çok yakın bir zamanda da yani yakın bir zamanda dediğim bir sonraki videomuzda da ekiple beraber çektiğimiz bir sonraki videoda da böyle bir sıkıntı olmayacak. Yani yankı problemi olmayacak inşallah. Dediğim gibi bir kez daha belirteyim. Tagımızı alabilirsiniz abi. Hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında vereceğim bu tagı size renk koduyla beraber. Hem bu rengi hem de tagı kullanarak bize çok büyük destek olursunuz arkadaşlar. İsmimizi de duyurmuş olursunuz. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Şöyle sinyalimi vereyim. Şurada park edelim abi. Tamam, mis. Gayet güzel. Şöyle de yapalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Save'i umarım beğenmişsinizdir. Kıvanç'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu save'i size onun sayesinde ulaştırabileceğim. Discord'umuza gelip dediğim gibi açıklama kısmında save linkini vereceğim. Oradan Discord'umuza geliyorsunuz. Discord'umuza lobi kısmından ünlem kayıt yazıyorsunuz i ile beraber.
Daha sonrasında save paylaşım odasına gelip save'i indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi save'i indirdiğiniz zaman 2 tane tır geliyor. O 2 tane tırdan da seçim yapmak için kaydet ve yükle diyorsunuz. Oyun yükle dedikten sonrasında Scania'yı kullanmak istiyorsunuz, bunu seçiyorsunuz. Volvo'yu kullanmak istiyorsanız da bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Save DLC'lidir, haberiniz ola. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 videosu için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.